Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepinizi hürmetle muhabbette selamlıyorum efendim. 2019 bahar dönemi YDS YÖKTEL hazırlık derslerimizin 7. bölümüyle sizinle birlikteyiz. Bu bölümde inşallah şu an ekranınıza taşıdığım ve 2019 bahar YDS dersleri kelime testi 1 adlı dosyanın Son 3 sorusunu çalışacağız. Bu dosyanın son 3 sorusunu çalışarak başlayacağız dersimize. Malumunuz bu testin 20 sorusu var ve bu 20 sorudan 17'sini ele aldık geçtiğimiz oturumlarda. 18 ila 20. sorularda kaldık. 18, 19 ve 20 numaralı soruları inşallah şimdi programımızın bu bölümünün Giriş dakikalarında, başlangıç dakikalarında okuyalım. Şöyle teyit amaçlı 17. soruya bakayım. 17. soruyu cevaplamışız. Evet, Sayın Ünal, Sayın Çetin, Sayın Güler bizimle birlikteler. Hepiniz hoş geldiniz cümleten. Ses ve görüntü problemimiz var mı arkadaşlar? Umarım yoktur. Evet, 18. soruyu okuyalım. Kelime testi. Şu an elimizdeki dosya. Raja'l-Ferriku denmiş. Boşluk bırakılmış. Ee, ve boşluğa getirilecek olan kelimeyi seçmemiz, bulmamız istenmiş. Evet. Ba'de hezimetihi fil el'abil alemiyeti li kuratil kadem. Tekrar okuyorum soruyu. Raja'l-Ferriku bla bla bla. Ba'de hezimetihi fil el'abil alemiyeti li kuratil kadem. Zor bir soru olmamakla birlikte ee, burada bir efendim deyim bilgisi e, ölçülüyor aslında. E, dolayısıyla bu deyimi bilmeyen birisinin sorununun doğru cevabını bulması zor olabilir. Bu sorunun doğru cevabını bulmanıza yardımcı olacak e, bir paylaşımda bulundum geçtiğimiz hafta. Bu paylaşımın ne olduğunu hatırlayan var mı? İçinizde bilmiyorum. Bu soruyu çözmenize doğrudan katkısı alacak, e, doğrudan katkısı olacak bir efendim e, dosya paylaştım. WhatsApp e, grubumuzda. Raca abi huffey huneyn. Hatırladınız mı? Raca abi huffey huneyn. E, Demiyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak şeklinde bizdeki e, dilimizdeki karşılığı bu olan e, Arapçadaki bu atasözünün efendim e, hikayesini paylaştım sizinle. Şimdi seçenekler içerisinde huffey huneyn var mı? Var. E, şurada bakın D şıkkında bir huffey huneyn var. Dolayısıyla boşluk bununla da olacak. Doğrudan ben doğru cevabı vererek başlayayım. Ee, şöyle ki Raja al feriku takım döndü. Nasıl döndü? Bi huffey yani eli boş döndü. Hezimet zaten şurada bakın hezimet var ya doğrudan boşluğa getirilecek olan bir huffey huneyn'e işaret ediyor. Bade hezimetihi yenilgisi sonrasında yenil, yenilgi aldıktan sonra fil el'abil alemiyeti li kuratil kadem e, uluslararası futbol müsabakalarında e, yenildikten sonra yenilmesi sonrasında eli boş döndü anlamında bir cümle. Peki o zaman eli boş dönmek anlamındaki e, efendim atasözü Arapçada raca bi huffey huneyn bizde neyi karşılar dedik? Hikayesini muhakkak okumuşsunuzdur. E, bizde dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak e, anlamındaki atasözünü karşılar. Peki seçenekleri tek tek değerlendirelim. Ben doğru cevabın Denizli şıkkı olduğunu ilan ettim, ifade ettim. Seçeneklere bakalım şimdi. Evet Sayın Çelem de aramıza katıldı. Hoş geldiniz Sayın Çelem. Evet mezidun minel irtiyah. Bunu anlamaya çalışalım. Mezid minel irtiyah. Şöyle ekranınıza taşıyayım anlamını. Mezidun minel irtiyah daha mutlu, çokça memnun anlamını taşır. Çokça memnun, daha mutlu. Peki mezidun minel irtiyah. Yenilen kişi çokça memnun, e, mutlu, mesut bir şekilde döner mi? Hayır. Dolayısıyla bu seçenek doğru cevap olamaz. Zaten doğru cevabı ilan ettim. A, e, özür dilerim. D şıkkı dedim. Denizli dedim. Bikamili takatihi. Ne demek bikamili takatihi? Ekranınızı onun anlamında taşıyayım şöyle. Şuradan görün. Bikamili takatihi bütün gücüyle anlamında bir ifade. Tüm gücüyle. E olur mu? Yenildikten sonra tüm gücüne dönmek diye bir şey olmaz. Peki simara ettaabihi bu ne demek? Yorgunluklarının e, yorgunluğunun meyvesini e, alarak emeklerinin karşılığını alarak gibi düşünülebilir. Başında bi yok tabi. Bi olsaydı bi simari bi simari ettaabihi denseydi yorgunluğunun meyvesini emeklerinin karşılığını almış olarak döndü denirdi. Ama yorgunluklarının Efendim e, emeklerinin karşılığını alan bir takım futbol takımı e, hezimete uğrayarak dönmez. Dolayısıyla e, Bolu ve Ceyhan seçeneklerinde yer alan bu iki ifadeyi de eliyoruz. Evet peki e, sonra şurada ala eharri ahar, minel cemri bu da e, bir kalıp ifade. Ala minel cemri e, şimdi bunu şöyle vereyim size. Ala har minel cemr ''Sabırsızlık dayı karşılar. Bakın şimdi istediğiniz kadar e, nasıl söyleyeyim? E, cemri işte kor, ateş, köz anlamında bulun. Ehar har'dan ismi tafteldir, daha sıcak, çok sıcak anlamına gelir falan filan değil. Yani hararet kelimesi, har kelimesi efendim e, köz, kor, ateş kelimesini yan yana koyun. Eğer daha önceden e, okuyarak ya da duyarak sabırsızlıkla anlamını karşıladığını, bu anlamı karşılayan bir kalıp ifade olduğunu öğrenmediyseniz bu soruya cevap verme imkanınız olmaz. Dolayısıyla e, sınavda, yds dil sınavlarında deyimler e, korkulur yalnız. Daha önceden eğer öğrenmediysek e, ve bir deyim sorusuysa e, önümüze konan soru, arkadaşlar burada şu uyarıma dikkat edin, kulak kesin lütfen. Bilmediğimiz bir soru üzerinde zaman kaybetmek bize yasak. Yani hocam atalım. E tamam yanlışlar doğruları götürmüyor. Atabilirsiniz. E, ama yani böyle soruyla cedelleşerek e, bu soruyu ben mutlaka cevaplamam, cevaplamam lazım gibi bir inatlaşmaya girerek işi çözemeyiz. Böyle bir şey yapmayalım. Böyle bir e, tutumdan, böyle bir tavırdan mutlak surette kaçınalım. E, çünkü zamanla yarışacağız. Eee Biraz sonra paragraf sorusuna geçeceğiz. Bundan sonra e, paragraf sorularını çözerken de ben bunun üzerinde duracağım. E, paragraf sorularında ya da diğer e, sorularda deyim karşımıza çıktığında bilmiyorsak zaman kaybetmeyeceğiz. Geçiyorum E şıkkına. E, zaten E'den bahsediyoruz da e, bunun ifade ettiği anlamı paylaştım az önce. Ala ehar minel cemir neymiş? Sabırsızlıkla. İki örnek cümle hazırladım sizin için. Birisi şu. Şöyle biraz daha rahat göreceğiniz şekle getireyim ala ahar min el cemir Ana, fintedari netice ala min el cemir ben sabırsızlıkla sonucu bekliyorum sabırsızlıkla sonucu beklemekteyim peki kunna ala min el cemri hatta semina enne tairateke hebetat bi selamin peki şu seçili getirdim cümleyi anlamaya çalışalım biz sabırsızlık içerisindeydik sabırsızlık derken senin uçağının sağ salim indiğini, iniş yaptığını duyduk. Ee, anlamındaki cümlede kunna ala harri minel cemir sabırsızlık içerisindeydik anlamını taşıyan bir ifade. Evet, Sayın Kazgan da aramıza katıldılar. Hoş geldin Sayın Kazgan. Evet peki o zaman ala harri minel cemir ve bi huffey huneyn hasaten raca bi huffey huneyn ee, bunları unutmayalım olur mu? Raca bi huffey huneyn bunu şöyle yapayım ben ders esnasında anlatırım diye not etmedim ama not etmekte fayda var bunu. Ee, raca şöyle yapalım. Bir efendim e, Huffey Huneyn'in Raca bi Huffey Huneyn'in. Huneyn bir şahsın adı. Raca bi Huffey Huney. Huff ayakkabı demek. Huffey bir çift ayakkabı. Huneyn'in bir çift ayakkabısı. Bir Huffey Huneyn'in hikayesini e, okumayan var mı arkadaşlar? Bu raca bir Huffey Huneyn'in hikayesini attım ya size Whatsapp'tan. Herhalde herkes okumuştur diye düşünüyorum. Evet. Bunun bizdeki karşılığı neymiş? Dimyata pirince giderken evdeki evet evdeki bulgurdan olmak. Şöyle yapayım. Dim yata pirinecek derken evdeki bulgurdan olmak anlamında e, efendim bir deyim. Raca bi huf huneynin. Peki geçelim bu soruyu. 19. soruya geçiyorum. Selasetun tusbitu el hubbe inda ehike. bis bisselami ve bla 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 lehu fil meclisi ve tunadihi bi ahabbil esma'i ileyhi. Evet, okuduklarımızı anlamaya çalışalım. Selasetun tusbitu el hubbe inde ahike. Üç şey kardeşine karşı olan sevgini ortaya koyar, ispat eder. Esbete yusbitu isbat. Ortaya koymak, ispat etmek, ortaya çıkarmak. İf'al babından gelen bir fiil. Peki üç şey kardeşine karşı olan sevgini ortaya koyar, ispat eder. En tebdehu bis selam. Ona söyleyeceğin söze selamla başlaman ve bla bla lehu fil meclis. Bu boşluğa ne gelecek? Ya tuvasya, ya tunahize, ya tuferrişe, ya da tefrişe, ya tahterime, ya da temzaha. Bunlardan birisini koyacağız bu boşluğa. Ve tunadihi bi esma. Mecliste kendisine şöyle yapmam. Ve tunadihi bi ahabbil esma ileyhi. Ve kendisinin e, çok sevdiği, en sevdiği isimlerle kendisini çağırman. E, ona sevdiği, e, en çok sevdiği isimlerle efendim nida etmen, ünlemen, çağırman, seslenmen, Peki şimdi hemen A şıkkını okuyup değerlendirelim. Vessa'a yuvesya'u tevsi'a Vessa'a yuvesya'u tevsi'a Bunun taşıdığı anlam şu. Ekranınıza taşıyorum şöyle. Neymiş görebildiniz mi? Seçilale getirdim şöyle. Yer açman demek. Yer açman. Peki hatırlatıcı olsun diye şu ayet-i aldım buraya. Nerede geçtiğini yazmamışım herhalde. Yazmış mıyım? Yazmışım. Mücadele 11. Evet, Bismillah. Ya eyyühellezine amenu, izâ qîle lekum tefessahû fil mecalisi, yefsahillahu lekum diye devam ediyor ayet-i kerime. Ey iman edenler, size meclislerde yer açın dendiği zaman, yer açın ki Allah da size cennette yer açsın, genişlik versin. Tertip sırasına göre Kur'an-ı Kerim'de 58. sure, Mücadele suresinin 11. ayeti. Peki bu tefessaha ve fesaha, bu fesaha yefsahu fiilleri yer açmak anlamında. Peki Neyle ilgisi var e, sorulardaki seçeneklerden? Şu ile ilgisi var. Vessa'yı için az önce e, seçili hale getirdiğim yeri tekrar seçiyorum. Senin yer açman. Vessa'yu vessa'ya Tevsiya. Onun için yeri genişletmen, yer açman. Peki e, bu sorunun doğru cevabı bu arkadaşlar. E, Adana. Doğru cevap Adana. Diğer seçenekleri e, inceleyeceğiz. Şimdi üç şey kardeşine karşı olan sevgini ispat eder. Ortaya koyar. Ee, söze ona selamla, ona söyleyeceğin söze selamla başlaman ve en eni en yok ve tuvessi'a lehu fil mecalis. Bunu ben niye mansub okudum? Atfettim. Nereye atfettim? e'ye atfettim. En tuvessi'a lehu fil mecalis. Ona mecliste efendim yer açman ve tünarihi ve ahabbil esma ileyh ve ona sevdiği en çok sevdiği isimlerle hitap etmen. Peki B şıkkına bakalım. B şıkkında tunahize var. Nahize, yunahizu. Peki bunun anlamı ne ki? E, buraya bakın. el mekane li. Birisine yer açmak anlamına geldiğini burada da gösterdim şöyle. Tamam mı? E, 12 bu neymiş? Evet. Bunu ben şöyle seçeyim. Standart e, büyüklükte olsun. Şöyle 12 olsun bu da. Hı, tamam mı? Peki birisi için yarışmak dedik. Naheze yunahizu yaklaşman. Munaheze mufale babında. Entunahize lehu fil e, meclis. Peki burada e, bize ipucu olacak olan şey ne? E, şurada seçili hale getirdiğim li harfi cerri var ya. Bu li harfi cerrinin kendisine gerekli olduğu, kendisine lazım olduğu fiil doğruşık e, doğru şık demektir. Ya da doğru şıkta yer alıyor demektir. O zaman şu açıklamanın bize e, sağlayacağı e, kazanç bu. Vesa'a el mekâne li birisine e, ya da birisi için yer açmak. Şöyle yapayım. Vesa'a li seçili hale getireyim. Tamam mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Nâheze yunâhizu yaklaşman e, olmaz. E, peki ferâşe yefrişu bu ne? Ferâşe yefrişu ve tefrişe fil meclis döşemen, kaplaman. Bu feraşe hem yefruşu şeklinde hem de yefrişu şeklinde. Hem birinci hem ikinci babdan gelen bir sülâsi mücerred fiil. Bu da olmaz. Peki tahterime ona saygı göstermen. Peki tahterimenin e, neye ihtiyacı yok? Li harfi ihtiyacı yok. Dolayısıyla ene ahterimu ya da ene ahterimuke şeklinde ben sana saygı duyuyorum diyeceğinizde ya da ben ona saygı duyuyorum diyeceğinizde ahterimuhu dersiniz. Tahterimu ile ilgili e, bir açıklama notumuz varsa bakalım ona. Şuradan. Evet. Biraz önce şifayı olarak sizinle paylaştığım bilgi burada bakın notlarınız arasında var. Tahterime, cere ihtiyacı yok. Temzaha. E, bunu biliyoruz değil mi? Şaka yapmak. Şaka yapmak. Arkadaşına e, karşı olan sevgini ortaya koyan şeylerden birisi ona şaka yapmandır. Temzaha lehu değil. En tuvasi'a lehu efendim, ona yer açmandır. Tamam mı? Ee, burada ilgili soracağınız yoksa e, 20. ve son soruya geçelim. Bu testin son sorusu. Evet şöyle bunları yanlış cevap e, anlamında işaretlemiş olalım. Soru 20. Evet şöyle yapayım. 20. soru. Yan kasemo fakruddem diye başlıyor. Evet. Kansızlık demek, değil mi? Fakruddem ne demek? Kansızlık. Peki yan önce cümleyi şöyle rahatça için büyüteyim de daha sonra seçenekleri göreceğiniz şekle getiririm. Yan kasemo fakruddem min haythul asbab ve turukil ilac ila anvain iddetin. E, Ekseruha bla 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 fakruddemi ennâ an naqsil hadidi. Peki cümleyi anlamaya çalışalım arkadaşlar. Boş bırakılan yere getireceğimiz kelimeyi tespit etmek için önce verilenleri anlamamız lazım. Yangasimu fakruddem, kansızlık ayrılır. Min haysu el esbabi ve turukil ilâci ilaci ila in iddetin sebepleri ve tedavi yöntemleri bakımından min haysu bakımından açısından yönünden, cihetinden şeklinde tercüme edilir min haysu, neymiş bakımından açısından yönünden cihetinden evet peki o zaman e, ne diyor kansızlık fakrottem kansızlık kan eksikliği e, ne yapar sebepleri ve tedavi yolları bakımından yangasimu ila en id, enva'in iddetin birçok türü vardır kansızlığın sebepleri ve tedavi yolları bakımından birçok türü vardır Ekseruha bla bula bula fakru demin nati an hadidi. Bunların en çok şöyle olanı demir eksikliğinden kaynaklanan kansızlıktır. Şu seçeneği getirdiğim yerin dilimizdeki karşılığı demir eksikliğinden kaynaklanan kansızlık. Demir eksikliği sebebiyle ortaya çıkan kansızlık. Şu ifade modern Arapçanın sıkça karşımıza çıkacak olan ifadelerinden birisi seçtiği getirdiğim yer altını da çizdim şöyle. En natij an sonrasında bir mastara ihtiyacı olur. En natij an şundan kaynaklanan, şundan ortaya çıkan şeklinde tercüme edilir. Evet, Sayın Kazgan 20 sonunda o cevabına Ceyhan dediniz. Evet, sizin verdiğiniz cevabı doğru cevap olarak ilan edeyim ben. Tebrik ederim. Doğru cevap C şıkkında yer alan şu yu an olacak. Ekseruha şu yu'an. an. Geçtiğimiz hafta üzerinde durduk mu? Şöyle bir şey kullandık mı? Ben sanki kullandık diye hatırlıyorum. Şu, o, ondan beter diye bir kullanım var, bir ifade var dilimizde. Şu, o, ondan beter. Yani yaygınlaşması, yayılması meydana gelmesinden, olmasından daha kötü anlamında. Peki o zaman eksero haş şu, an en yaygın olanı nedir? Bu kansızlığın en yaygın olanı demir eksikliği sebebiyle ortaya çıkan kansızlık türüdür. O zaman şu yoğun doğru olacak. Yani doğru cevap olarak işaretlenmeli. Peki Takham musan çok ilgisiz, alakasız bir şey. Ee, Tekam mus ne demek biliyor musunuz? Reenkarnasyon demek. Reenkarnasyon, ruh göçü demek. Hani bir e, ölen ruhun bir başka bedende hayat bulması şeklinde inanılan bir anlayış var ya, reenkarnasyon denilen. Evet kullanmışım o şu yu. Peki, ruh göçü ne alakası var? Ruh göçü hiç alakası yok. Geçtik o zaman bunu. Peki mulabese'ye bakalım. Mulabese ne demek? Mulabese eşlik, refakat etmek. Ekseruha mulabeseten. burada hadi size bir gramer sorusu sorayım. Şu mulabeseten'in anlamını vereyim de daha sonra dönüyorum o gramer sorusuna. Mulabese eşlik etmek, refakat etmek. Yani çokça eşlik eden, refakat eden. Peki neye eşlik edecek? Neye refakat edecek? Bir karşılığı yok. Peki A, B, C, D, E şıktan da verilen e, e, kelimelerin tamamı e, müfret nekira mansup olarak verilmiş. Doğru mu? E, dikkat kesilin. Soru geliyor. Müfret nekira mansup olarak verilmiş. Peki boşluğa getirilecek olan seçenekler için tamamında standart bir gramer yapısı kullanılmış. E, bu gramer yapısının adını koymak gerekse adı nedir? Kolay bir soru mu? farkındayım ama... Ee, olsun yine de e, tekrar ve levkane 180 deriz ya. 180 kere olsa tekrar iyidir. Evet, sorum anlaşıldı mı? Yani daha dar çerçevede, daha dümdüz bir cümleyle soracak olursam, ekser ruha'dan sonra gelen boşluğa getireceğimiz kelimenin eee konumu nedir? Onu soruyorum. Cümledeki konumunu e, tespit edebilir misiniz? Evet, bekliyorum sizi. Evet, Sayın Kazgan'ın bir tahmini var. Ee, Sayın Çelem de aynı şekilde bir tahminde bulundu. Evet. Ee, Arapçayla ilgilenenlerin, <laughs> gerek öğrencisinin, gerek hocasının e, gramer tekrar etmeli çok oldu değil mi? E, çokça karıştırdığı bir şey vardır. E, i̇ki konu vardır. Şu an olduğu gibi hal ve temiz konuları Evet buradaki ekse Ruhadan sonra gelen şu yu an temiz olur e, Temizi şöyle tanımlarız kelimedeki ya da cümledeki kapalılığı gideren müfret nekira e, mansup e, kelimedir deriz e, veya şöyle söyleyeyim e, onu temizin tanımını Ben tanım formülü de veriyordum yanlış hatırlamıyorsam e, şuradan hemen onu bir alayım Güz dönemindeki derslerimin e, bulunduğu yerde bir gireyim hemen. E, şurada Bahar Güz. Evet Güz'de ne var? Ders notları. Evet şöyle yapalım. Temiz. Temizin tanımı şu. Temiz neymiş bakın ekranınıza taşıdım. Temiz. E, müfret, nekira, mansup isim. Peki bu müfret, nekira, mansup isim ne yapar? Ya kelimedeki lafızdaki kapalılığı gider giderir. Ya da şurada aşağıda gördüğünüz gibi cümledeki kapalılığı giderir. Ya kelimedeki ya da cümledeki kapalılığı gideren müfret nekira mansup isme ne denirmiş? Temyiz denir. Tamam mı? Böylece temyizi hatırlamış olduk. Peki, e, geçtik şimdi Denizli'ye. D şıkkına. Şuyu ana doğru cevap dedik. Neşran. Neşran ne? Yayma, dağınık bir halde olma. Bakın yayılma değil. Yaygınlık değil. Yaygınlık hangisinde? Şu yuğuda. Yaygınlık anlamı şu yuğuda. Burada ne var? Neşir. Yayma, dağınık bir halde olma anlamı var. Burayı tamamlamaz bu. Anlamlı bir şekilde tamamlamaz. İnhiyar kelimesi çökme, çöküş, yıkılma e, gibi anlamlar taşır. İnhiyar, çöküş, yıkılış, çökme gibi anlamlar taşır. Yani anlamsal açıdan hiçbir ilgisi alakası yok. Hiçbir ilgisi alakası yok. Dolayısıyla. Burası da doğru cevap değil. Bunu da eledik böylece. E, o zaman zaten doğru cevabın C Ceyhan seçeneğindeki şuyu an olduğunu söylemiştik. Cümleyi tekrar tercüme etmeye ihtiyaç var mı? Varsa tekrar tercüme edelim. E, sizde inhibar yazıyor. Evet, Aha, sizde inhibar yazıyor, değil mi? Sizlerinizdeki do dokümanda inhibar mı yazıyor? Ba harfiyle yazılmış, değil mi? Evet, e, inhibar değil, inhiyar olacak o. Siz e, neyi eder miyim e, Sayın Ünal bir şey eder misiniz dediniz ama neyi ha, tekrar ederim tabi şu söylediğim şey E şıkkında sizin elinizdeki dokumanda e, inhibar yazıyor yani ba harfiyle yazılmış o inhibar değil de inhyar. o onu şey yapın siz e, onu siz düzeltin cümleyi şöyle tekrar edebiliriz e, şöyle yapalım kansızlık fakrutlem kansızlık demek kansızlık ne yapar efendim çeşitleri vardır yani e, türleri vardır min haysul esbabi ve turukil elaci la iddetin sebepleri ve tedavi yöntemleri tedavi yolları bakımından kansızlığın pek çok türü vardır e, bunların en yaygın olanı ekseru ha an fakru ju an hadidi bunların en çok yaygın olanı bu türlerin en yaygın olanı demir eksikliğinden kaynaklananıdır. Demir eksikliğinden kaynaklananıdır. Ee, Sayın Yunal oldu mu? Tamam mı? Cümlen tercümesini tekrar istemiştiniz. Tekrar paylaştım tercümeyi. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Bu dosyayı kapatabilirim değil mi? Evet rica ederim. Ee, şimdi bu haftanın ee, Nerede o? Şurada. Evet. Şunu alayım ben. Üçüncü hafta. Müfredatımızı şöyle bir yansıtayım size. Ekranınıza bir taşıyayım da. Şu an e, ekran küçük olduğu için belki göremiyorsunuz. Daha büyük hale getireyim. Şöyle yapayım. Evet. E, şu an ekranınızda bulunan bilgileri rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz sanıyorum. Bu haftanın müfredatı şöyle. Kelime testi 1, 18 ile 20 sorular. Bunlar tamam, Bunu işledik. Şimdi paragraf soruları var. Politika ve dünya sorunları bir başlıklı dosya. Bu dosya ikinci hafta diye adlandırdığımız 2019 bahar dönemi derslerinin ikinci haftası diye adlandırdığımız haftanın klasörü içerisinde yer alıyor sitede. Oradan indirdiğiniz zannediyorum. Sonra bu paragraf sorusunu çözdükten sonra ne yapacağız? Ee, kelime testi 2 diye adlandırdığım e, test sorularından bir daha 5 diye planladım ben. E, daha fazla okuyabilsek daha fazla okuruz ama minimum e, ortalama bir 5 soru, soru okuyalım diye planladım. E, şu dosyayı indirdiniz mi arkadaşlar? Şu an e, seçili hale getirdiğim e, kelime testi 2 adlı dosyayı indirdiniz mi? Üçüncü hafta klasörün içerisinde var bu. Evet ee, <laughs> yani şeyden önce, dersten önce bu do dokümanları e indirirsiniz diye yüklüyorum daha öncesinde siteye. E sonrasında ne yapıyoruz? Sonrasında da efendim e çözümleri, cevap anahtarlarını paylaşıyorum. Tamam mı? Evet. Politika e ve Dünya Sorunları. Metin ve Sorular. Şöyle e ekranınıza taşıyayım bunu. Evet. أفاد تقرير أُعد بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم إلى 108 مليون شخص. واشار التقرير ايضا الى ان الانعدام الحاد في الامن الغذائي يمكن ان يتفاقم هذا العام عبر وصول المجاعه الى جنوب السودان والصومال واليمن اما بالنسبه الى سوريا والعراق فصنفا ضمن المناطق المعرضه للمجاعه بعد دخولهما حاله انعدام الامن الغذائي وأشار التقرير إلى أن النزاعات الدامية والظروف المناخية والارتفاع الحاد في أسعار بعض المواد الغذائية ساهم العام الماضي في ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع. ويمثل العدد 108 مليون زيادة بلغت 35% مقارنة بعدد الجائعين في العالم خلال العام 2015 والذي كان 80 مليون نسمة. ويعتبر الاشخاص الذين يعانون من انعدام خطير في الامن الغذائي يشمل الذين كانوا يعانون اصلا من نقص حاد في الغذاء وعاجزين عن تلبيه حاجاتهم في هذا المجال بشكل دائم على غرار الاشخاص الذين يجبرون على ذبح مواشيهم لتجنب الموت جوعا ويفيد التقرير ان هذا الانعدام الحاد في الامن الغذائي تفاقم هذا العام عبر وصول المجاعه الى اربعه بلدان هي جنوب السودان والصومال واليمن وشمال شرق نيجيريا <applause> sesin çok net gelmediğini boğuk olduğunu falan söylemişsiniz. Böyle bir şikayetiniz olmuştu. Geçen haftaya haftalara göre ses daha net olmalı bugün. Bunu bana bir rapor eder misiniz? Tamam. Güzel. Bu hafta sesinin iyi olduğu raporunu aldım sizden öyle olmalı zaten öyle e, tahmin ediyorum e, sunucumuz kaynaklı yani advanced hiperkulus kaynaklı bir problemdi o problem çözüldü hamdolsun e, peki ben e, siteye bu o, derslere ait hangi dosyaları e, yükledim kelimeleri yükledim evet hızlı mı okuyor evet hızlı okuyor gibi <laughs> yani öyle düşünülebilir e, kelimeler dosyası elinizde var mı e, hemen bir tepki verin Lütfen. Kelimeler dosyası elinizde olmalı. Ee, sizde yok mu kelimeler dosyası Sayın Çelen? Niye? Hiç kimsede mi yok? Bakın Sayın Kazgan var diyor. Birinizde olup birinizde olmaması düşünülemez. Ya yani ben siteye yükledim. Ee, siteden onları indirebilmeniz lazım. Size kullanıcı adı ve şifre gönderdim ya. Ben kullanıcı adı ve şifre gönderdim. Dolayısıyla o adı ve şifreyle dosyaya bütün dosyalara e, ulaşabilirsiniz. E, Sayın Çelem, e, onu bilgisayardan açmaya çalışın. Yani telefondan açsanız indirebilir misiniz bilmiyorum. E, yani bir masaüstü bilgisayardan onu açmaya çalışırsanız iyi olur. E, bir ara okulda e, bu yapılabilir sanıyorum. Efade yufido ile başlayan kelimeler. Evet şu, an ekranınıza taşıdım. Efade yufido ifadeten. Paragraf alışması, politika, dünya sorunları bir. Peki bir şey daha sorayım. Bu biraz önce size arz ettiğim, dinlettiğim ses dosyası da var değil mi elinizde? Ses dosyası var değil mi elinizde? Tamam. Güzel. Peki. Şu ana kadar indiremeyenler dersten sonra indirirler veya arada tekrar etmek istediklerinde indirebilirler. Ifade, ifade bildirmek, ifade etmek, söylemek. Peki takrir ne? Takrir, rapor. Ee, çokça karşımıza çıkan kelimelerden birisi. Takrir, takarir ya da takrirat çoğulu. İn ademe yen in idam. Ne demek? Bulunmamak, yok olmak. El emnul gıdâi, gıda güvenliği. İn idamul emnul gıdâi, parçada geçecek sıkça, e, gıda güvenliğinin olmaması, bulunmaması. Tefakame yetefâkamu tefâkum, kötüleşmek, büyümek, ciddileşmek. Bu büyümenin olumsuz büyüme olduğunu not edin arkadaşlar. Tefâkame, yetefâkumu, tefâkum. Yani bu olumsuz bir büyüme. Tamam mı? Olumsuz büyüme. El-nizaat, ed kanlı çatışmalar. El-zurûf, el-menâhiyye ya da el iklim koşulları. el irtifa el-hâat, sert yükseliş, keskin yükseliş, sert yükseliş. Neseme, çoğulu nesem ya da nesemat, nüfus demek. Lebba-yülebi-telbiye, karşılamak. E, telbiye kavramını biz kullanıyoruz biliyorsunuz. Ala-girari gibi, benzeri, o tarzda. Ecbara-yücbiru-icbar, kullanıldığı harfi dikkat edeceğiz. Ala. Ecbara-yücbiru-icbar, ala ile kullanılıyor. Maşiye, büyükbaş hayvan demek. E, çoğulu mevaşin ya da elmevaşi. Nekra yazarsak mevaşin, marife yazarsak elmevaşi. Peki nekiralı ve marifeli yazılışın için değişiyor diye sorsam bana cevap verecek çıkar mı? Yani nekirayken bir türlü, marifeyken bir başka türlü yazılışının nedenini izah edecek olan arkadaşımız var mı? Neden nekrayken mevaşin, eee marifeyken elmevaşi ya da niçin mevaşun değil de mevaşin? Evet. Bu soruma cevap var mı? Peki Sayın Güler menkus maksur konusuydu galiba diyor. Sayın Çetin ismi mankus diye bir cevap verdi. Evet Sayın Kazgan sizden bir cevap var mı? Sizden gelecek cevaba bakıyorum. İsmi Evet. Sondaki harf sessiz olunca okunması olmaz gibi dediniz. Evet. E, menkus isim olduğu için. Şu el menkus olduğu için marife olduğunda sondaki illet tarifi ortaya çıkar. Nekra olduğunda onun yerine bir kesra teminini niyabet eder. Yerine geçer. Menkus isimlerin e, efendim, e, irapları takdiri alametlerle yapılır. E, mesela e, bir örnek düşünüyorum onunla ilgili olarak. Onu daha sonra detaylandırayım. Şimdilik sadece bu kadarla yetinelim. Menkus isimlerin e, mesela Se'ele el kadzi el muhamiye anil cani Tekrar ediyorum. Se'ele el kadzi el muhamiye anil cani Hakim avukata suçluyu sordu. Suçlu hakkında soru sordu anlamındaki cümlede el kadzi e, mukadder damme ile merfudur. El cani, anil cani ile el cani anla mecrudur. Cerelameti mukadder kesradır. El muhamiye, nas durumunda ise irab alameti lafzidir. Zahiridir. E, lafzan e, mansuptur deriz. El muhamiye için. Peki ra'iye reva'in e, sponsor demek. E, kuryan gözeten anlamında. Peki şimdi içimizde ilahiyatçılar var, aramızda ilahiyatçılar var, onlar belirler. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz anlamındaki hadis-i şerif nasıl? Kullukum ra'in, değil mi? Ee, ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi, değil mi? Ancak bakın ra'in derken orada tamarbota kullanmıyoruz. Ra'in, ra'a, e, yura'i, mura'at, gözetmek, korumak himaye etmek anlamında tamam mı? Ra sponsor. Peki kah kıtlık demek. E, bunu da yine e, Osmanlıca terkiplerde ben çokça duyuyorum. Kahtı rical diye. Adam kıtlığı. Kahtı rical. Adam kıtlığı. Kaht kıtlık demek. Peki tadakhame yetadakhamu tadakhum şişmek, büyümek, kabarmak. Tadakhum ayrıca enflasyon anlamı var. Peki semen çoğulu esman ve esmine fiyat anlamında. İstagalla istagillo istiglaat. Sömürmek, kullanmak faydalanmak anlamında. Mesela istagallel fursa. İstagalleltu el fursate. Fırsatı değerlendirdim demiş olursunuz. İstagille el fursate derseniz karşınızdakine fırsatı değerlendir anlamında bir emir kipi kullanmış olursunuz. İstagillel fursa fırsatı değerlendir. Şuhha eee şehhatun diye de okunuyor bu. Çok cimri olma, az olma, kıtlık anlamında. Men yuqa min şuhhi nefsihimi an şuhhi nefsihimi Ayet-i Kerime'de öyle geçiyor. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa şeklinde. Ve men yuqa değil mi? Ve men yuqa devamı nasıl Sayın Çelem? Ve men yuuka min şuhhi nefsihimi an şuhhi nefsihimi. An şuhha nefsihi. Evet peki ee, şahhatul mevaddil gıda maddeleri e, kıtlığı. Bu e, okuduğumuz ayetin nerede olduğunu ben bilmiyorum doğrusu hafız değilim. Ama ayet kelimede şuh kelimesi geçiyor. Peki şuhha ya da şahhatul gıda maddeleri kıtlığı. Mütedehvir kötüleşen çöken demek. El hale el iktisadiye el mutedehvira kötüleşen ekonomik durum. Sonra tehaşa, yetehaşa, tehaşin, an. Peki bunu marife yapacak olsak tehaşini ettehaşi diye yazarız. Çünkü menkus bir isim. Kullanıldığı harfi dikkat edin. An harfi de kullanılır. Bir şeyden uzak durmak, sakınmak, kaçınmak anlamında. Telafa, yetelafa, telafin. Bu da aynı şekilde. Başına lam tarif getirirsek ettelafi şeklinde yazılır. Dilimizde kullandığımız anlamında. Düzeltmek, halletmek, çözümlemek. Telafa, yetelafa, telafin şeklinde. Evet, bu kelimelerin sonuncusuydu. Ee, şimdi parçanın çevresine geçebiliriz sanıyorum. Ee, şöyle yapalım. Şimdi sayfa düzeni sütunlar 2 diyelim. Evet. Efade takrirun uidde bi damin min el umamil muttahide vel urubi bir tefai adet el eşkhas ellezine yuanune min el cu'i fil alem ila ve temaniyeti milyon şahsin. Milyone şahsin. Peki, efade takrirun bir rapor ifade etti ortaya koydu. de hazırlanan bir rapor. Takrir ne kira mı Kendisinden sonra gelen fiil cümlesi onun sıfatı. Peki o zaman burası mahallen merfu çünkü takrir failinin sıfatı. Takrir fail merfu. E adde, u, düzeltiyorum. O idde bidamin. E, mazi meçhulle başlayan bu cümle. Takririn sıfatı mahallen merfu. Peki efade takrirun o idde da'min minel umumil muttahide vel ittihadil urubi. El umum el muttahide birleşmiş milletler. United Nations. El ittihadil urubi. Bu da e, Avrupa Birliği. Tamam mı? Peki o zaman neden de burada? Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle hazırlanan bir rapor şunu ifade etti, şunu ortaya koydu. Neyi? Bir tefa iad eşhas. Kişilerin sayısının arttığını, yükseldiğini. Hangi kişiler bunlar? Sıfatı geldi. ellediğine yu min. Ee, hocam artık ben bunu ezberledim neredeyse. Diyeceğiniz kadar çok sık tekrar ettik. Neyi? Anamini. min. Anamin. Bir şeyle mücadele etmek, bir şeyin eksikliğini, yoksunluğunu hissetmek, bir şeyle mücadele etmek değil mi? Peki elledi ne yu anun emnel dünyada açlıkla mücadele eden şahısların, kişilerin, bireylerin sayısının yükseldiğini ortaya koydu. Peki ila 108 milyon şahs 108 milyon kişiye yükseldiğini. O zaman ne diyeceğiz? Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği destekli hazırlanan onların desteğiyle hazırlanan bir rapor dünyada açlıkla mücadele eden şahısların sayısının 108 milyona ulaştığını 108 milyona yükseldiğini ifade etti. Ve işaret ila yine çokça çok karşımıza çıkacak çıkan fiillerden birisi. وأشار التقرير أيضا إلى أن الانعدام الحاد في الأمن الغذائي الأمن الغذائي نيد قضاء جوانلي الانعدام ن الانعدام الحاد كسكين دشوش سرت دشوش قضاء جوانلي ذيك سرت دشوشن شويلة أولدونا دا إشارة تد رابور لكي قضاء جوانلي ذيك سرت دشوشن ن أولدونا إشارة تد وأشار التقرير أيضا إلى أن الانعدام الحاد في الأمن الغذائي yumkinu en yetefaqama hadha al-am abra wusul al-maja'ati ila janub al-sudan ila janub al-sudan ve al ve al-yemen peki yumkinu en yetefaqama hadha al-am bu yıl e, düşebileceğini kötüleşebileceğini abra wusul al-maja'a kıtlığın ulaşması e, sebebiyle İlla cenub Sudan, Sudan'ın güneyine ve Somal Yemen. Güney ye ve Yemen. Güney Sudan'a, Somaliye ve Yemen'e açlığın e, ulaşması sebebiyle bu yıl e, daha da gıda güvenliğindeki, efendim e, gıda güvenliğinde sert bir düşüşün olabileceğini de işaret etti. Gıda güvenliğinde sert bir düşüşün olabileceğine ifa, e, ne yaptı işaret etti. Peki şuraya gelelim şimdi. Emma bin nesmeti ila Suriye ve Irak Suriye ve Irak'a gelince fesun nifa bunlar değerlendirildiler. Tasnif edildiler. Yani şu sınıfta yer aldılar. Ee, nerede? Dımnel menatıkil il lil meca'a Nerede değerlendirildi bunlar? Dımnel menatık el muarradati lil kıtla maruz kalan bölgeler içerisinde yer aldılar. Suriye ve Irak Irak'a gelince bunlar kıtlığa maruz kalan kıtlıkla muhatap olan bölgeler içerisinde değerlendirildiler. Bade duhulihima Bade idam Haleten idamil emnil gıdâi, Gıda güvenliğindeki yetersizlik durumuna dahil olmaları. Gıda e, güvenliğindeki eksiklik, noksanlık, yetersizlik de diyebiliriz. Yetersizlik veya risk gıda güvenliğindeki efendim kötüleşme durumuna dahil olmaları sebebiyle efendim Suriye ve Irak'ta kıtlığa maruz kalan muhatap olan bölgeler içerisinde e, değerlendirildiler. O bölgeler içerisine alındılar. Ve eşarat tahriru ila. işaret ilahi tekrar burada işaretlemedim. E, yukarıda işaretlediğim için bakın şurada verdim ya. Ve eşarat tahriru ila ennen nizaati damiye. En nizaat eddamiye kanlı çatışmalar demek arkadaşlar. En nizaat eddamiye kanlı çatışmalar. Ve zuruf el ve zuruf el menahiye iklim koşulları. Ve irtifa al hadde fi asar bazı maddeler gıdaiye. Gıda maddelerindeki bazı gıda maddelerindeki fiyatlardaki e, ani yükseliş ya da keskin sert yükseliş diyelim. Sert yükse, yükseliş. Peki şimdi burada üç sebep sayıldı. Bir, Nizaat eddamiye kanlı savaşlar. Kanlı e, efendim müca mücadeleler, çekişmeler, kanlı savaşlar. Ve zuruf el menahiye iklim koşulları. Sonra üçüncü sebep el irtifa el had fi asar bazı mawad el gıdaiye bazı gıda maddelerinin fiyatlarındaki sert yükseliş. Peki ne olmuş bunlara? Eee eşarat takrir ila enne nizaat el damiye ve zuruf el munahiye ve el irtifa el had fi asar bazı mawad el gıdaiye. Bu saydan 3 unsur. Bakın burada şu ana kadar Ennenin ismi geldi. Şu seçili hale getirdiğim yer var ya şurası. Burada e, şu seçili olan yerde ne görüyorsunuz? İlahdan sonra gelen ennenin ismini görüyorsunuz. Peki ennenin şimdi nesine ihtiyaç var? Haberine ihtiyaç var? Şu yeşil renkle seçili hale getirdiğim efendim e, saheme ile başlayan e, cümle ennenin haberi. Bu sayılan üç sebep sahemel amel mağdıye Geçen yıl e, katkı sağladı bu üç sebep. Sebep oldu, katkı sağladı, ortak oldu, iştirak etti, katkısı oldu, payı oldu. Bütün bunları söyleyebilirsiniz. Bu üç sebep e, bin payı oldu. Ne de? Firtifa'i adedil eşkâs ellezîne yuânûne minel câ. Açlıkla mücadele eden bireylerin sayısının yükselmesinde payı oldu. E, eşşeriket el musaheme. şirket musaheme. Şuradan hemen e, yazalım onu. E, bunu karşınıza çıkar. Görürsünüz e, şöyle. Musahe, musaheme iştirak. Bakın şöyle şuradan vereyim. Şerike musaheme anonim şirket. Anonim ortaklık. Şerike musaheme AŞ deriz ya biz. Kısa adı, Kısa e, söylenişi AŞ. Eşşeriket el musaheme. Anonim şirket. Peki. Ee, bu cümleyi iyi anlamış olduğunuzu zannediyorum. Ee, tekrar ediyorum: bir kanlı çatışmalar, iki e, iklim koşulları, üç gıda maddelerindeki gıda, bazı gıda maddelerinin fiyatlarındaki e, ani yükseliş, keskin e, yükseliş. Bu üç unsur ne yaptı? E, açlıkla mücadele eden bireylerin sayısının artışında geçen yıl payı oldu. Geçen yıl e, bunda payı oldu. Evet ben o anı zaten bakacaktım. Size e, ses çıkaramadım da Sayın Çelem. Ayette an e, yok. Ve men yuqa şu nefsihi. Tamam. Haşr suresi ayet 9. Teşekkür ederim katkınız için. Ona ben e, arada bakmak için e, şey yapmadım. E, devamını getirmedim doğrusu. Ve men yuqa şu nefsihi. Haşr 9. Teşekkürler katkınız için. Böylece biz de öğrenmiş olduk. Evet e, şimdi burası tamam mı arkadaşlar? Burayı iyice kavradığınızı zannediyorum. Şu seçili hale getirdiğim yer bakın bir cümle. Şu seçili hale getirdiğim yer bütün bir cümle. Şimdi ve yumessi el adet diye başlayıp devam eden kısmı tercüme edeceğiz. Ama şimdi değil. Ne zaman? Derslerimizin yedinci oturumunun sonuna geldik. Yedinci oturumunu bitirdik. Ben bir beş dakika da uzattım hatta dersi. Efendim bir iki dakika geç başladık diye. Şimdi ara veriyorum aradan sonra devam edeceğiz.